Sayın arkadaşlar, hazırsanız bu beden eğitimi dersinde yapmış olduğum roketi havaya fırlatacağım. Görsel şölen olacak. Öğretmen de bana yüz verecek. Öğretmen nerede kaldı? Ne oluyor orada? Öğretmenim geliyor. Öğretmenim, neredesiniz siz? Çocuklar, hava soğukmuş, beden eğitimi dersini içeride yapacağız. İçeride olmaz öğretmenim, o kadar roket yaptım. Roket mi yaptın? Ne roketi la? Bu ne la? Öğretmen, o benim icat ettiğim roket. Sen mi yaptın bunu oğlum? Evet öğretmen, plastiğin içine barutu sıkıştırdım. Oğlum, niye öyle bir şey yaptın? Ne yapayım öğretmenim, ben ya bundan zevk alıyorum. Öğretmenim, arkadaş bu roketi işe yarar mı, bizim çeteyi alalım mı? Mahmut oğlum, dur şimdi, ne çetesi? Okula getirmediği bir kaldıydı la. Ben roketi görünce yüz verirsiniz diye düşünüyordum öğretmenim. Yaramaz tembel. Bir kere okulun kurallarına aykırı bu. Yani öğretmen, ben şimdi yüz alamayacak mıyım? Çocuklar, bir kere bu roket havaya uçmaz. Neden? Bir sürü eksiklik görüyorum çocuklar burada. Ve roket bile yapamıyor, beceriksiz tembel. Roket yapamıyor muyum? Benden beklenen şey roket yapmak mıydı yoksa? Çocuklar, ayıptır söylemediği, ben roket işinden çok iyi anlarım. Nereden anlarsınız öğretmenim? Çocuklar, ayıptır söylemesi, kat yuğuşa roketini ben yaptım. Kat yuğuşa roketi mi? O ne la? Çocuklar, roketler itici gaz. İtici gaz tankı ve roket motor nozulundan oluşur. Roket motor nozulu mu? Evet, roket motor nozulu. Öğretmenim, benim roketimde roket motor nozulu yok. Roket motor nozulu yoksa bu uçmaz. Roket motor nozulu olmazsa olmaz dedim. Bu rokette gyroskop da yok. Nasıl dengeli uçacak? Çocuklar, ilk roketlerden bir tanesi benim dedem olan Lagari Hasan Çelebi tarafından yapılmıştı. Lagari Hasan Çelebi mi? Emin misiniz öğretmen? Dedeniz miydi sizin? Yani çocuklar, demem o ki bu roket hayatta uçmaz. Peki öğretmen, uçarsa yüz verir misiniz? Eğer bu roket uçsun, sana yüz değil bin veririm. O zaman uçuralım. Uçmaz diyorum, inanmıyor la. Uçur da görelim, hadi buradayım. Deneyelim öğretmenim, belki uçar, o kadar icat ettim sonuçta. Böyle çalıştırıyorum. Çalıştırsın çocuklar, hiçbir şey olmaz. Uçmaz dedim size. Hazırsanız ateşliyorum öğretmenim. Ateşle oğlum. Ateşledim öğretmenim. Bir şey oluyor mu? Bak ateş çıkıyor la. Uçuyorum la. Öğretmenim, nereye gidiyorsunuz? Bayağı uzağa gitti. Öğretmen gitti. Öğretmen nereye gitti? Eve mi gitti acaba? Ders boş o zaman. İnternet kafeye gidelim en iyisi. Herkes çok dikkatli oynasın. Ben yenilgiyi kaldıramam ha. Oraya pusmuş bekliyor. Dikkatli gireceğiz. Çocuklar, ben size dağlarda bir alfa kurta babalık yaptığımı anlatmış mıydım? Kurt mu beslediniz öğretmenim? Çocuklar, alfa kurtlar benim gibi tek başına yaşarlar. Fark ettiyseniz öğretmenler odasına köşede tek başıma otururum ben de. Yani çocuklar, demem o ki ona kadar beta kurtla tek başıma savaşabilirim. Bana hiçbir şey yapamazlar. Öğretmenim, sakin olun. Ne gerek var böyle şeylere? Aa, keşke çocuk şurada bir tane kurt olsaydı, onun işini bitirseydim ne olurdu? Öğretmenim, kurt geldi. Kurt mu? Ne kurtu la? Bu kurt nereden çıktı la? Dişlere bak. Öğretmenim, bitirin bu beta kurtun işini. Beta mı, kaç la? Öğretmen şimdi o kurtun işini bitirmiştir. Postundan da kendine bir tane ceket yapmıştır. Birazdan gelir sınıfa. Derse devam edelim çocuklar. Dersiniz arkadaki iki kişi, konuşmayın aranızda oğlum. Öğretmenim. Elimdeki şu iksirleri görüyor musunuz? Bu iksiri içtiğiniz anda küçülüyorsunuz. Bu iksiri içtiğinizde de büyüyorsunuz. Şimdi bu büyüme iksirini içeceğim ve sonra okulda öğretmen olacağım. Ders başladı mı? Girelim. Başlamamış, öğretmen daha gelmemiş. Oturun. Ders başladı. Bu küçülme iksiri, bu büyüme iksiri. Çocuklar, ben ders anlatırken başka şeylerle uğraşmayın. Dersi dinleyin. Dinliyoruz öğretmenim işte. Çocuklar, ben boş konuşmam. Benim sözlerim çok değerlidir. Altınla gümüş kuru arasında bir yerdedir, ortalarda. Altınla gümüş mü? Bak burada ben ders anlatıyorum. Arkadan konuşuyorlar. Ya ben buna uyuz olurum. Tamam, sakin olun öğretmenim. Kimse konuşmuyor işte. Şu tahtayı değiştirin. Başka okullar akıllı tahtaya geçti. Biz hala tepeşirli tahta kullanıyoruz çocuklar. Tepeşirli mi? Tebeşirli öğretmenim. Biliyoruz herhalde. Ben divan lugati Türk gibi adam çocuklar. Ben büyük sözlüyüm. Ben kamusum çocuklar. Kamus mu? Öğretmen yine sallamaya başladı. Şu büyütme iksirini içip mezun olsam mı acaba? Hani öğretmen başladığı zaman durması imkansız. Sen ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Geleyim öğretmenim. Bir şey yapmıyordum. Elindeki ne senin? Elimdeki mi?
Bir şey değil öğretmenim. Yaramaz tembel, ne dedim? Öğretmenim, bu çok tehlikeli bir iksir. Demek tehlikeli. Ben tehlikeleri çok severim çocuklar. Size anlatmıştım. At benim üstüme. Olmaz öğretmenim. Öğretmenim, siz iksirden korkmuyor musunuz? İksirden mi? Mahmut oğlum. Sen beni tanıdın mı oğlum? Öğretmenim, boş verin. Dersi anlatın siz. Sana çabuk at dedim. Fırlat üstüme doğru. Gelsin göğsümde yumuşatın. Öğretmenim, bir şey olmasın sonra. Çocuklar, bu iksirler bana hiçbir şey yapmaz. Yapmaz mı? Eğer atmazsan sana sıfır veririm. Zaten sıfır veriyorum Mahmut. Değişen bir şey olmayacak, anlayacaksın. Madem çok istiyorsunuz, atayım öğretmenim. Benim bir suçum yok öğretmenim. Bunu siz istediniz. Alın. Tamam. Ne oldu bana la? Sınıfımıza yeni öğrenci gelmiş. Ne yeni öğrencisi? Ben size söyledim. Fırlatmayayım dedim işte. Küçüldü, gördünüz mü? Ben sizin öğretmeninizim. Beni tanımadınız çocuklar. Öğretmenim, yaşınız küçüldü bu iksir yüzünden. Yaşım mı? Kaç yaş küçüldüm? Kendim bebek gibi hissediyorum. Bu çocuğun tahtada ne işi var? Mahmut, burada sen dururken bu mu anlatacak dersi? Abi iki de anlatamayacak Mahmut. Burada ben varım sonuçta. Saçmalamayın. Herkes yerine otursun. Oturalım. Mahmut, bu bana artistik mi yapıyor? Ya Mahmut da vallahi sınıf reisliğini elinden alacaklar. Oğlum, ne sınıf reisliği? Öğretmene dalıyorlar. Durun, vurmasanız ha, ben sizin öğretmeninizim. Duydun mu Mahmut, bizim öğretmenimizmiş. Duydun Mahmut, ben de Ronaldo. Durun dedim. Burada birisi öğretmen olacaksa o ben olurum. Doğru, Mahmut çok bilgilidir. Öğretmenin ağzını yüzünü patlattılar. Tamam, durun, vurmayın, oturacağım. Neler olduğunu görüyor musunuz? Öğretmen oturdu, ders dinliyor. Evet, şimdi herkes dersi dinliyor mu? Dinliyor musun? Evet, dinliyorum. Bugünkü dersimizin konusu adamlık dersi. Adamlık mı? Sizlere nasıl adam olunur? Nasıl adama dalın? Geliyor mu? Düşman çeteler peşimizde olabilir. Neyse. Önce adam olmak için saçınızı aynı benimkisi gibi kestireceksiniz. Böyle yanlar sıfır. Üst olabildiğince uzun. O ne biçim saçlar? Ve adam olmak için üstünüzde bilimum böyle malzemeler taşıyacaksınız. Biraz ağırlık olacak. O ne? Yani demem o ki, adamlık biraz zor. Neler anlatıyorsun sen? Bak, bizim öğretmene çok benziyor. Sen onun çocuğu musun? Değilim. Demek değilsin. O zaman sana dalma işlemini part 2'sini yapıyorum Mahmut. Yapayım mı? Yap Mahmut. Gördünüz arkadaşlar, kendisi kaşındı. Evet. Bugünkü dersimizde adamlık nedir onu öğrendik. Diğerki dersimizde okey nasıl dönülür ve hesap nasıl ki, daha sonradan da araba vitesi ki de nasıl kaldırır. En iyi maden suyu hangi marka? Bunlar ne biçim konular la? Ve birebir replika Adidas Efe'li eşofman üstü nereden bulun? Replika eşofman üstü mü? Bu kadar saçmalık yeter. Çabuk beni eski halime getir. Madem istiyorsunuz, tamam öğretmenim. Acaba senin yüzünden daha başıma başka ne gelebilir? Burada benim ne suçum var öğretmenim? Hangisiydi? Alın işte, düzeltiyorum. Alın. Aferin. Bakalım. Yanlış iksiri atmışım. Ebeğe döndüm şimdi de la. Yeniden hayata başladınız. Öğretmenim, size oyuncaklar aldım. Ya Mahmut da öğretmen var la, küçücük bebeğe döndü la. Doğru. Ya Mahmut da bizim koca öğretmenin altına donuna yaptı la. Küçücük çocuk çünkü. Alın öğretmenim, oynayın bunlarla. Yaramazlık yapmayın. Gelin öğretmenim, biraz parkta oynayın, sizi salıncakta sallayayım olur. Eğer beni eski halime getirirsen sana 100 vereceğim. 100 mü? Gerçekten mi? Evet. Adamlık sözü. Adamlık sözü mü? Bu sefer kesin 100 verecek. Bundan da dönerse zaten. Tamam öğretmenim, hemen getiriyorum. Alın. Bakayım. Gördünüz mü öğretmenim? Ben sözümü tuttum. Evet, hatta şunu da atayım. Alın. 100 nerede? Yaramaz tembel, ne yüzü? Şimdi 100 vermeyecek misiniz öğretmenim? Öğretmenim, durun, sakin olun. Kaçalım hemen. Öğretmen çok sinirlendi. Öğretmenim, hani 100 verecektin? Şuraya saklanacağım. Nerede öğretmen? Orada, şuraya saklanacağım. Nerede? Gördüm seni. Öğretmenim sakin olun. Geliyor. Öğretmenimi çok sinirlendir. Şimdi ona hediye verip ondan özür dileyeceğim. Böylece beni affedecek. Bakalım. Ders başlamış. Öğretmenim, ben geldim. Mahmut, niye haber vermiyorsun oğlum? Çay falan demlerdik. Misafirimiz gelmiş. Misafir mi? Geldiysen git yerine otur. Geldim öğretmenim, ama size hediye almıştım burada. Hediye mi? Öyle söylesene la, bana mı aldın? Akerata gibiydi. Kimdi, gonlumu aldın? Ne var içinde? Bilmiyorum öğretmenim, dedem bir şeyle memleketten salatalı. Memleket ürünleri. Öğretmen, beni affettiniz mi? Açalım şunu. Bu paketin içinde bomba var. Bomba mı var? Nasıl olur öğretmenim? Patlıyor la! Senin getireceğin hediye bu kadar olur. Evet, ben troll. Bugün troll hayatı oynadık. Eğer troll hayatını sevdiyseniz ve devam etmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer trollün sınıfıyla birlikte bilgi yarışmasına katılıp birinci olmasını istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım videosu gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.